İnanılmaz bir şekilde yükseliş sinyali almışız. Buradaki sinyalimizden sonra ve resmen fiyatlarla beraber hareket etmeyip önünden geliyor. Bu sistem resmen geleceği görüyor arkadaşlar. Yeşilse bay, kırmızıysa sel yükseliş sinyali vermiş, tepeye doğru yönünü vermiş. Düşüş sinyali vermiş, tamamen yönünü aşağı doğru vermiş. Buradaki sistem sayesinde piyasanın tamamen yönünü aşağı mı vereceğini, yukarı mı vereceğini anlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten kusursuz bir sistem. Bu sistemi nasıl kurabiliriz ve ücretsiz bir şekilde kullanabiliriz? Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere kripto para yatırımları yaparken en çok kullanılan ve en etkili kripto indikatörlerinden bir tanesini göstereceğim. Kripto para yatırımcıları için hayati öneme sahip olan bu indikatör sistemini mutlaka çok iyi bir şekilde öğrenin çünkü bu sistem resmen geleceği görüyor arkadaşlar. Net bir şekilde bunu söylüyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki sistemimizde 3 tane indikatör kullanıyoruz. Bunları sizlere göstereyim. Öncelikle arkadaşlar bakın. Alligator indikatörü Williams Gator şeklinde yazılıyor. Tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz. Bu bizim ilk indikatörümüz arkadaşlar. Hemen göstereyim bakın. Şimdi buradaki indikatörümüzde iki tane sinyal veriyor. Birincisi yükseliş sinyali, ikincisi de düşüş sinyali. Peki bunu nasıl alıyoruz? Eğer şöyle bir görüntü görüyorsak arkadaşlar, yeşil, kırmızı ve mavi. Şimdi arkadaşlar eğer Alligator indikatörümüzde çizgilerin sırası aynen bu şekilde ise bizlere yükseliş trendinde olduğumuzu söylüyor. Yeşil, kırmızı ve mavi şeklinde. Bu şekilde devam ediyorsa bakın tam olarak şurada görmüş olduğunuz gibi devam ediyorsa bizlere yükseliş trendinde olduğumuzu söylüyor. Peki düşüş trendi için nasıl bir sinyal veriyor? Bakın arkadaşlar buradan da bir düşüş trendi örneği görebiliriz. Bakın mavi üstte, kırmızı altta, yeşil bir altında. Tam tersi yani bu şekilde arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bizlere düşüş trendinin olduğunu söylüyor. Yani buradaki indikatörümüz bizlere trendlerle alakalı bilgilendirme yapıyor arkadaşlar. Burada Burada bir yükseliş trendi görüyoruz. Burada bir düşüş trendi görüyoruz. İşte trendleri bu şekilde buradaki indikatörümüz sayesinde saptayabiliyoruz. Bu şekilde bakın geçişler önce yükseliş trendinde bu şekilde devam ediyor. Sonrasında yavaş yavaş kesişimler başlıyor bakın. Burada bir düşüş sinyali alıyoruz. Burada da aynı şekilde bakın yeşil önce kırmızıyı kesiyor. Sonrasında mavi kesiyor ve en üste geçiyor. Ardından bakın kırmızı mavi kesiyor ve sıralama tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Yeşil, kırmızı ve mavi olarak. Bu arkadaşlar bizlere yükseliş sinyali veriyor. Buradaki indikatörün en önemli özelliklerinden bir tanesi ise arkadaşlar fiyatları önceden Görmesi. Görmüş olduğunuz gibi fiyatlarla beraber hareket etmeyip önünden geliyor. Bu da arkadaşlar bizlere çok büyük bir avantaj sağlıyor. Buradaki sistemimizde alligator indikatörü çok güçlü sinyaller aktarıyor. Ayrıca öncesinde yani mumlar daha hareket etmeden sinyallerini bizlere vererek çok iyi pozisyonlar yakalamamızı sağlıyor. Bu şekilde ilk indikatörümüzden sinyallerimizi alabiliyoruz ve trendleri de tespit edebiliyoruz. Peki ikinci indikatörümüz arkadaşlar X boşluk trend şeklinde yazılıyor. Extreme trend şeklinde karşımıza çıktı. İkinci indikatörümüz de çok kolay çalışan bir indikatör düşüş ve yükseliş sinyallerini yeşilse bay, kırmızıysa sel olarak bizlere sinyallerini veriyor arkadaşlar. Burada kısaca bir kontrol ettiğimizde bakın yükseliş sinyali vermiş, tepeye doğru yönünü vermiş, düşüş sinyali vermiş, tamamıyla yönünü aşağı doğru vermiş. Bakın burada bir yükseliş sinyali veriyor, tamamen bir yükseliş trendi. Düşüş sinyali veriyor, ufak çaplı bir düşüş olduğunu görüyoruz bakın yine güzel de bir düşüş olmuş. Bakın yine yükseliş sinyali vermiş ve yönünü tamamıyla yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buradaki indikatörümüz arkadaşlar. İkinci indikatörümüz de bizlere harika sinyaller aktarıyor. Tabii ki de mum kapanışı bekliyoruz her zaman. Mum kapanışları bekliyoruz ki her zaman arkadaşlar doğru noktalarda giriş yapabilelim. Çünkü mum kapanışı beklemezsek sinyal silinebilir. Bu yüzden arkadaşlar her zaman mum kapanışı bekliyoruz. Üçüncü indikatörümüz arkadaşlar. Awesome indikatörü karşımıza direkt olarak çıktı. Tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz. Çok güzel bir indikatördür gerçekten de. Bunu mutlaka test edin. Trendleri söylüyor. Kesişimlerle alsat sinyalleri veriyor. Kesinlikle muazzam bir indikatör arkadaşlar. Daha önce kanalda hiç göstermemiştim buradaki indikatörü. Şimdi çok dikkatli bir şekilde buradaki indikatörümüzün verdiği sinyalleri sizlere aktaracağım. Bakın arkadaşlar buradaki indikatörümüz ortadaki çizgiyi alttan yukarı doğru kestiğinde yükseliş sinyali veriyor. Üstten aşağı doğru kestiğinde de düşüş sinyali veriyor. Bu şekilde sinyallerimizi tespit edebiliyoruz. Ayrıca buradaki mavi çizgi bakın aşağıda seyrediyorsa düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Ve bu şekilde yukarıda seyrediyorsa da yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Kusursuz olumsuz bir indikatör gerçekten de çok beğeneceğinizden kesinlikle eminim. Ben bunu sizlere bir sistem olarak anlatıyor olsam da burada indikatörlerde tek başına bile inanılmaz bilgiler veriyor arkadaşlar. Sizlerin her zaman çok işinize yarayacağından emin olduğum indikatörler. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane indikatörümüz ayrı ayrı ortak sinyallerini verdiğinde bizlere harika bir sinyal vermiş oluyor ve muazzam bir şekilde sinyallerimizi alarak geleceği göre biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sistemi nasıl kurabiliriz ve ücretsiz bir şekilde kullanabiliriz? Ayarlar bölümüne hemen geçelim. Alligator indikatörümüzün ayarlarına geldiğimizde girdiler bölümünde tamamen ayarlarımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kontrol edebilirsiniz. Stil bölümüne de geldiğimizde aynı şekilde güncelleyebilirsiniz. Bunu isterseniz daha da yeşil bir renge çevirebilirsiniz arkadaşlar. Görünürlük bölümü aynı şekilde kalıyor. Sonrasında trend indikatörümüze geldiğimizde de stil bölümü tamamıyla bakın buradaki ilk çizgiyi kapatıyoruz. 200 EMA'yı kapatıyoruz. İsterseniz bunu siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani buradaki indikatör sistemine ek olarak 200 EMA'yı da 200 üstel hareketli ortalama indikatörünü de görmek istiyorum derseniz arkadaşlar bunu da açık bırakabilirsiniz. Bu şekilde fiyatların yine yükseliş trendinde mi düşüş trendinde mi olduğunu anlayabilirsiniz. Bu şekilde bunlar aşağıda seyrediyorsa buradaki çizginin aşağısında seyrediyorsa düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Eğer üzerinde seyrediyorsa bakın buradaki gibi yükseliş trendi olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Ayrıca buradaki sistemimizden bir buy sinyali aldığımızda yani 200 EMA'nın altında bir buy sinyali aldığımızda eğer mumlarımız 200 EMA'yı bakın alttan yukarı doğru kesip mum kapatıyorsa da bizlere ekstra bir yükseliş olacağını gösterir. Bakın bunun da altını çizmek istiyorum burada ek olarak. isterseniz hatta bunu da açık tutabiliriz buradaki sistemimizde. Sonrasında bakın buradaki şekiller açık kalıyor. Yine aynı şekilde burada açık bırakıyoruz arkadaşlar. Ve renkleri de tamamen buradaki gibi güncelliyoruz. Bakın üstteki kırmızı alttaki yeşil şeklinde

kalıyor. Sonrasında görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalıyor ve tamama basıyoruz. İkinci indikatörümüzde artık hazır arkadaşlar. Bizlere yükselişi yeşil sinyallerle düşüşleri de kırmızı sinyallerle aktaracak. Üçüncü indikatörümüzde çok çok önemli bir ayarımız var. Ayarlar bölümüne hemen geliyoruz. Görünürlük aynı şekilde kalıyor. Stil bölümüne geldiğimizde bakın burada bir kırmızı çizgimiz var. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Buradaki çizgimizde herhangi bir işimiz yok. Burada sadece mavi çizgimizi kullanabiliriz arkadaşlar. Şeffaflığı bu şekilde dilerseniz arttırabilirsiniz. Bize sadece burada Ortadaki çizgi ve buradaki mavi yani üstteki çizgi lazım. Girdiler geldiğimizde 5, 34 ve 7 olarak buradaki ayarlamalarımızı yapıyoruz ve sonrasında tamama basıyoruz arkadaşlar ve şu an indikatör sistemimiz hazır. Tradingview.com sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde buradaki sistemi kullanabiliriz. Bir buy sinyalini nasıl alabiliriz? Bakın çok önemli bir sistemdir gerçekten de. Pür dikkat dinleyelim buradaki sistemi. Çok güzel yükseliş ve düşüşleri önceden tespit edebiliyoruz buradaki sistemimiz sayesinde. Bakın arkadaşlar şimdi bir Yükseliş sinyalini almamız için öncesinde Alligator indikatörümüzün düşüş trendinde ilerlemesi gerekiyor. Yani düşüş trendinde videonun başında söylediğimiz gibi mavi, kırmızı ve yeşil olarak devam etmesi gerekiyor. Ardından bakın yeşil nizami bir şekilde bakın önce kırmızıyı alttan kesecek sonrasında maviyi alttan yukarı doğru kesecek ve bakın en üste çıkacak. En üste çıktıktan sonra kontrol edeceğiz. Kırmızı yeşilin altına geldi mi? Yani kırmızı maviyi alttan yukarı doğru kesti mi? Yeşil, kırmızı ve mavi sıralaması gerçekleşiyor mu? Dönüş gerçekleşiyor mu? İşte tam olarak buradaki gibi. Yeşil en üste çıkıyor, kırmızı onun bir altına çıkıyor, mavi de en altta kalıyor bakın. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı mavi kesince en altta kalıyor. İşte buradaki sinyalimizi aldığımızda yakın zamanda X trend indikatörümüzden bir yükseliş sinyali geliyor mu diye kontrol ediyoruz. Gelmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tik şartta koydum bakın. Gelmiş olduğunu da görüyoruz. İşte buradaki geçişten sonra bu yeşil sinyalimizi de aldığımızda ilk iki indikatörümüz bizlere yükseliş sinyali vermiş demektir. Şimdi 3. indikatörümüzde burada bakın aşağı dolaştıktan sonra yönünü yavaş yavaş yukarı doğru verip 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 Burada da kesişimini yapmış olduğunu görüyoruz İşte arkadaşlar tam olarak bu şekilde yükseliş sinyalimizi tespit edebiliyoruz Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar inanılmaz bir şekilde yükseliş sinyali almışız Buradaki sinyalimizden sonra ve resmen fiyatlar yönünü tamamıyla yukarı doğru vermiş buradaki sinyalimizden sonra Bakın 200 EMA'nın altında da kesişim yapıp 200 EMA'yı yukarı doğru kırarsa da bakın Buradan bir tepki almış sonra yönünü aşağı doğru vermiş ancak tekrar denemiş ve bakın 3. denemesinde tamamen kırıp mum kapanışlarını gerçekleştirip yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Yani buradaki sisteme ek olarak da 200 MA ile beraber kullanabiliyoruz bilirsiniz buradaki sistemimizi. Yani sinyalinden sonra 200 MA'yı da kırarsa yukarı doğru çok çok güçlü yükseliş sinyali alıyoruz arkadaşlar. Ama hani şunu da söylemek isterim ki burada 200 MA'yı kullanmak zorunda değilsiniz. Ben sadece ek olarak bunu sizlere göstermek istedim. Bu şekilde yükseliş sinyallerimizi tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Zaten Alligator indikatörümüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi, videonun başında da göstermiştim, önceden hareket etmesi. Yani mumların önünden gidiyor arkadaşlar. Bu da bizlere çok önemli fırsatlar yaratıyor fiyatları anlamamız için. Düşüş sinyali nasıl edebiliriz Yani fiyatların günlüğü aşağı doğru tamamen vereceğini nasıl anlayabiliriz yine çok önemli bir bölümümüz. Öncelikle arkadaşlar bakın alligator indikatörümüzün olumlu bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Yani olumlu derken yeşil, kırmızı ve mavi şeklinde sıralama bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. Yani bu neydi arkadaşlar yükseliş trendi sinyali. İşte arkadaşlar bu şekilde devam ederken yani olumlu şekilde devam ederken yeşil, Önce kırmızıyı kesiyor, sonrasında da maviyi kesiyor ve mum kapatıyor arkadaşlar. Bakın tamamen aşağıda şu an. Sonrasında sıralamamızı kontrol ettiğimizde yeşil en altta kalıyor, kırmızı mavi kesiyor ve bakın en altta yeşil, onun üstünde kırmızı ve onun bir üstünde de mavi sinyalimizi görüyoruz. Düşüş trendine geçiyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu bizlere vermiş olduğu ilk sinyal. Hemen kontrollerimizi yapıyoruz. Bakın, yakın bir zamanda illa buralarda olmak zorunda değil, yakın bir zamanda X trend indikatörümüzden sinyal geliyor mu diye kontrol ediyoruz. Evet gel arkadaşlar işte bu bizlere ilk iki indikatörümüzden gelen düşüş sinyali oluyor hemen üçüncü indikatörümüzde kontrol ediyoruz ve bakın arkadaşlar mavi çizgi ortadaki çizginin üzerinde uzun bir süre seyretmiş ve üstten aşağı doğru bakın çizgiyi kesmiş ve mum kapanışını gerçekleştirmiş buradaki noktada ve arkadaşlar işte bu bizlere piyasanın tamamen yönünü aşağı vereceğini söylüyor ve bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fiyatlar tamamen yönünü aşağı doğru veriyor. İnanılmaz bir şekilde düşüş sinyali veriyor bizlere ve şöyle bir bilgi de vermem gerekirse burada arkadaşlar bakın fiyatlar yakın bir zamanda 200 üstler hareketli ortalama yani 200 MA'yı da kesmiş aşağı doğru. Demin de anlattığım gibi. Bu da arkadaşlar ne demektir? Yine çok büyük bir düşüşün geleceğini bizlere söylüyor demektir arkadaşlar. Bu da bizlere ek bir teyit veriyor. Buradaki sistem sayesinde piyasanın tamamen yönünü aşağı mı vereceğini, tamamen yönünü yukarı mı vereceğini anlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten kusursuz bir sistem. Buradaki indikatör sistemine sahip olmak yatırımlarınızın çok daha kazançlı olmasını sağlayabilir arkadaşlar. Buradaki indikatör sistemi üzerinde uzun uzun çalışmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu arkadaşlar buradaki sistemimiz hisse senetleri ve Forex'te de çalışır. Bunun da bilgisini vermek istiyorum arkadaşlar. Ayrıca dakikalık grafiklerde de çalışır. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar şu şekilde. Gerçekten harika bir sistemdir. Kullandığınızda bana teşekkür edeceğinizden eminim. Ben çok memnunum arkadaşlar buradaki sistemden çok beğendiğim bir sistem. Büyük yükselişleri ve büyük düşüşleri tespit edebiliyoruz. Ayrıca ufak yükseliş ve ufak düşüşlerle alakalı da bizlere bilgilendirme veriyor arkadaşlar. Mesela bakın şurada ufak çaplı bir yükseliş olmuş. Bunu da bizlere söylüyor. Ayrıca çok önemli bir özelliği de var arkadaşlar bakın bunun. Burada trendleri bizlere söylüyor. Bakın hangi trendde olduğumuzu anlayabiliyoruz. Yani mükemmel bir sistem gerçekten de. Bakın burada bakıyoruz. Üçüncü indikatörümüzde mavi çizgi yukarıda. Mumlarımıza bakıyoruz. 200 zamanın üzerinde. Yine mumlarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Alligator'ın üzerinde seyrediyor. Bu da başka bir sinyal tabii ki de. Alligator'a baktığımızda yeşil, kırmızı ve mavi olarak bakın sıralama tamamen doğru. Yani olumlu bir şekilde bizlere sinyal veriyor. En son arkadaşlar X trend indikatörü yeşil vermiş. Bu da arkadaşlar bizlere yükseliş trendinde olduğumuzu söylüyor. Yani trendlerle alakalı da bizlere harika sinyaller aktarıyor arkadaşlar. Burada bakın aynı şekilde 200 zamanın altında seriden mumlar mavi, kırmızı ve yeşil sıralamayla ilerleyen bir alligator indikatörü yani düşüş trendinde olduğumuzu bizlere söylüyor. Üçüncü indikatörümüze baktığımızda arkadaşlar bakın mavi çizgi beyaz çizginin tamamen altında seyrediyor ve çok da derin arkadaşlar bakın çok da derin Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani düşüş trendinin çok güçlü olduğunu bizlere söylüyor arkadaşlar. Bu arada şunu da bilgisini vermem gerekirse. Buradaki mavi çizgi arkadaşlar mavi çizgi beyaz çizgiden ne kadar uzaklaşırsa bakın. Aynı şekilde bu arada yükseliş trendi içinde geçerli. Yani ne kadar uzaklaşırsa dönüş o kadar yakındır arkadaşlar. Bakın bunu not edelim. Üçüncü indikatörümüzde mavi çizgimiz beyaz çizgimizden ne kadar uzaklaşırsa dönüş o kadar yakındır. Bu da arkadaşlar gerçekten çok önemli bir bilgi. Buradaki aşağıdaki indikatörümüzde indikatörümüzle alakalı. Bu şekilde arkadaşlar notlarımızı da buraya ekleyelim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin. Ve kanalımıza ailemize dair olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz için hemen çalışmalara başlayacağım. Gerçekten harika sistemler geliyor. Beklemede kalın diyoruz arkadaşlar. Bu kanal tamamen sizler için var. Siz destek verdikçe olmaya da devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.